Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir vlogumuzla şu anda beraberiz. Ofiste yemek sonrası bakalım arkadaşlarımız neler yapıyor. İlk olarak Mahmut'un yanına uğruyoruz. İstiyorsanız hemen yola çıkalım. Çok uzakta değil. Mahmut'u burada tabii karanlık odaya hapsettiğimizi zannediyorduk ama şu an kendisi Merhaba. elindeki içecekle beraber reklam yapmıyoruz değil mi Mahmut? Yok, hayır. Bakayım, yapmıyormuşuz. Ne yapıyorsun iki tane ekranla? Bir tanesinde WordPad'im açık. Ben WordPad kullanmayı çok seviyorum. Diğerinde de Chrome'daki sekmelerim açık. İşte bizim sitemiz, panelimiz, YouTube, Facebook, haber kaynaklarımız ve bir de şeyimiz var. Neymiş bu? İnceleme için Premiere'miz açıkmış bir de. Sıradaki inceleme videomuz için. O da sanıyorum şey olacak. Huawei Mate 10 Pro olacak. Bu akşam Arada herhalde. bu videoda atarsın herhalde YouTube'a. Ya tabii yaparız onu, ne olacak? Oldu güzel. Aslında senden bir şey istemeye geldim. Ha, öyle mi? Ecevit yan odada Evet, doğru. bir şeyler Karasözlü. yapıyor. Onun yanına gidelim. Ben tek gitmeye korkuyorum. Ha, döver mi diyorsun Bilmiyorum artık sıkıştırıyorum. onu? Hadi gel. Hadi gidelim. Ecevit selam, biz geldik. Canını mı sıktık? Ne yaptık? Kapıyı kapatalım da kimse görmez. Çalışıyorum. Gösterelim mi ne çalıştığını? Abi bu video wall mu? Samsung Frame. Kaç inç? 65'ti herhalde değil mi? 65 En dakika. son gereken. Call of Duty tabii çok eski oyunlardan bir tanesi. Mahmut detayını anlatır size ama biz şu anda 4K Xbox One X Scorpio Scorpio Edition'da mı oynuyoruz? Evet. Microsoft'un dünyanın en güçlü konsol olarak lanse ettiği oyun konsolu bu. Yakın zamanda ülkemizde de çıktı. Ve ilk partide adamların Şöyle istediği kutumuzu da şey, gösterelim hemen. yani kutusu da orada. İlk partide Assassin's Creed, Call of Duty, Forza, Tomb Raider gibi böyle popüler ama üçüncü parti oyunlar, Forza'yı saymazsak, hepsini performanslı bir şekilde 4K olarak bu konsolda oynamayı vaat etti Microsoft ve şu an onların örneklerinden bir tanesi de Call of Duty World War 2. Ben aslında sana şeyi sormak istiyorum. Şimdi tabii buradaki bizim oynadığımız TV'deki görüntüleri görüyorsun. Evet. Sen bir de evde oynuyorsun herhalde bunu. Doğru. Aradaki farklar neler? Senin monitörle bu ürün arasındaki farklar neler büyük ekrandaki? Şimdi benim monitör 1 saniye gecikme süresi olan bir Full HD gaming monitörü. Nvidia ortaklığıyla hazırlanmış bir monitör. Asus. Buradaki Frame TV ise Samsung'un. Tabii ki Samsung kendi panellerini vesaire ürettiğinden ötürü. 65 inç, bir de bu gerçek 4K. Ve ikisiyle kıyasladığımda normalde bilgisayar performansı, yani geliştirmeye açık donanımı olduğu için konsollardan daha ön plandadır. Ama bu televizyondaki görüntü kalitesi ve akıcılığı benim monitöre, benim bilgisayardaki o en üst seviye teknolojiyle kıyasladığımda çok daha iyi. Yani sanki farklı bir oyunmuş gibi geldi benim gözüme Call of Duty burada. Yoksa normalde çok da üst seviye görselleri yok. Ama burada bayağı iyi görünüyor. Tabii duvar gibi bir televizyon olduğu için eğer ofise yeni bir oda yapma düşüncemiz olursa, ne bileyim, şurayı bölmemiz gerekirse, bu televizyonu şöyle düz koysak, bir de yandan koysak bir tane daha, ikincisini, yani iki duvar şeklinde yeni bir oda olur bence. O kadar da büyük. Hem duvar hem televizyon olarak. Ecevit de hiç bozmuyor ha. Ecevit abi şeye yeniden başladı. Call of Duty'ye yeniden başladı. Ve başladığından beri de sesi pek çıkmıyor. Normalde hani şey, Ecevit abi dövüş sporlarından, aksiyon filmlerinden bahsetmeyi çok sever. Kendisini bale gösterilerinden de tanıyoruz. Evet, eski öyle Kuvu balesi. Kuvu Gölü Valezi. Ama şu an o bile kaptırdıysa kendini. Çünkü Ecevit abi normalde klavye mouse ikilisini seviyor bilgisayarda özellikle. Bir de aksiyonu böyle çok olmalı oyunun. Ama görüyoruz ki şu an elinde Xbox gamepad'i var ve konsolda FPS oynuyor. Ecevit yorumlarını alalım biraz ya. Call of Duty ile Oyunla ilgili. ilgili mi? Evet. Ya şeyde çok zor ya oynaması. Konsolda mı? Konsolda. Çünkü headshot headshot giderken Hı. şimdi
Headshot yapamıyoruz ya. Hakikaten çok zor ama çok zevkli. Ama konsolda FPS'le oynanmaz. Hakikaten. Ya Mahmut, bunun klavyesi mavisi yok mu ya? Ya bulunabilir. Hem Sony tarafında hem Xbox, yani Microsoft tarafında var. Öyle üreticilerin hazırladıkları şeyler. Türkiye'de pek yok ama genelde yurt dışı alışverişi çok popüler olduğundan alıp getirilebiliyor. Yani. Ama tabii denemeden ne kadar performanslıdır falan onu bilemiyorum. Yani ben bu oyunu bir daha oynayacağım ama PC'de oynayacağım. Tabii daha rahat. Şimdi PC'de tabii mouse hareket saniyeler içinde mouse'da çok fazla şey yapılabiliyor. Evet. Ama peki Mahmut, grafikler farklı mı? Farklı. Grafikler süper. Yani yok şey anlamında. PC'deki grafiklerle Xbox'taki grafikler arasında, hikaye arasında farklılıklar var mı Call of Duty'de? Oyun aynı oyun. Hı hı. Aynı motor var üzerinde. Aynı motor ama en büyük fark şu. Bu oyunu PC'de oynayan büyük kitle genellikle Full HD oynuyor. Hı hı. Orta seviye PC kullanıcıları belki de HD, yani 1280x720'de oynuyor. Hı hı. Ama burada 4K çözünürlük var. Yani Full HD'nin 4 katı. Hı hı. Dolayısıyla bir detay, bir kalite şeyi artışı ister istemez Xbox tarafında var. O belli yani, bariz. Oyunda şeyi vermedin ya. Düşman azalmıyor ya. İşte belli bir seviyeye kadar haritada gitmedikçe abi devamlı respawn oluyorlar. Eski Call of Duty'ler de öyleydi ve eleştiriliyordu bu sebeple. Ya atıyorum bir sniper alıp bütün düşmanı öldürüp ilerlemek yok bunda. Yani hakikaten ya, saçma ya. Ve genelde bütün işleri sana yaptırıyorlar abi. Onlar yapmıyor. Sadece yani, seni bekliyorlar değil mi yani orada? Şöyle, şurada duruyorsun abi misal. Arkada kimse yok. Bir metre yürüdükten sonra kıyamet kopmaya başlıyor. Yani orada olay senin o bir metrelik alanı yürümenle alakalı. Her şey sana bağlı yani. Şey vardı değil mi, öyle bir oyun? Serious Sam vardı. Serious Sam, evet. O da öyleydi. Sürekli düşman geliyordu ya. Kafayı yiyordum. Müzik çalıyordu devamlı. Bağıran düşmanlar vardı. Kafaları olmayan, böyle elleri havada. Hı hı. Serious Sam Painkiller vardı. O da güzeldi. Ama var ya, 4K hakikaten çok güzelmiş. Tabii bu biliyorsun biz iş yapmaya geliyoruz. Hı hı. Şu anda çalışıyor da dedi Cevit. Şu an koltukta kurulmuş çalışıyor. Ofise oyun oynamak için gelmiyoruz. Tabii. Çünkü evde de PlayStation'ım var. Hı. Onu da söyleyelim. PlayStation 4. Bir de bilgisayarın da var ama oyun oynayacak bir de bilgisayarın da var. Oyun oynamak isteseydim evde oynardım. Hı hı. Yani tamamen. Ama evde de farklı faktörler var Ecevit, çocuk gibi. Tabii. Oyun oynamana izin verecek mi? Ama bizde şey ya, çok farklı ya. Bizde beni zorla oturtturuyorlar. Hı hı. Zorla oyun oynuyorum. Uncharted oynuyorum zorla. Hı hı. Onlar da film izler gibi beni izliyorlar. Ve şey, sağa git, sola git, zıpla, şunu yap, bunu yap. Yani bazen sıkıcı olabiliyor. Buradan bir şey al o zaman. Bu arada oyunda şeyler de var abi. Mementos falan diyor ya. Her bölümde böyle ufak tefek özel eşyalar var. Hı hı. Onları bulunduğu takdirde böyle hani senaryo detayına ufak ufak katkılar sağlıyor. Ama bir şey söyleyeyim mi? Bak şimdi ben izleyiciler gördüğü zaman şeyi anlamasınlar. Çok iyi oynuyor falan değil. Ben en basitinden oynuyorum şu an. Easy modunda. En basitinden oynuyorum çünkü öteki türlü bu kadar hakim olamıyorum. Çünkü çok zor. Adamları böyle vurabilmek. Ama şöyle bir şey var. İki kere bir nişan aldığı zaman oto şey yapıyor. Oto aim alıyor. Oto aim oluyor. Evet. Yani o muhtemelen zor modda yoktur o. Onu seçtiğinde vermiyordur sana yani, kolay. İki kere böyle bastığın zaman oto aim yapıyor. Sürekli iki kere. Şu an abi uçak savarındaki nazileri öldürdükten sonra uçak savarı sen kullanacaksın. 5-6 tane uçak gelecek motorlu. Mervane. Evet. Onları sen indireceksin. Bak 15 tane takım arkadaşım var. Hiçbiri dokunmuyor. Senin yapmanı istiyor. Yani sen hem kamyon şoförüsün, hem şeysin, askersin, hem o şeyi kullanan adamsın. Yani oyunda her şey sensin. Bir de ilginçtir, hep senin olduğun yere geliyor uçaklar. Başka yere gitmiyorlar. Bunlar mı? Aynen abi. Bunlar şimdi dönüp sana gelecekler. Sen şu beyaz ok işaretlerini takip edip ateş et onlara. Ateş edeceğim. Hayır, şunlar değil. Normal ateş edeceksin abi. Planörler ha, bak patlattılar sizin tankları. Tankları evet. Koruman lazım. Dağıttı. Biliyorsun bizim Sherman tanklar sanayi üretimi olduğu için dandik. Evet, bugünkü ofis halimiz böyleydi. Sizlere aktarmak istedik. Yeni bir vlogda görüşmek üzere diyorum. İnşallah Ecevit oyun oynamaya böyle devam etmezsin. İnşallah. Bitirince etmem ya.